Uğur Bey'e bir soru sormak istiyorum. Uğur Bey, şimdi bu HDP'nin yani kapatılmasının teklif edilmesi ve işte gelecek olan fezlekeler meselesi. Şimdi o döneme dair siz biraz önce atıflarda bulundunuz. İşte çözüm süreci dediğimiz o sürecin devam ettiği dönemdi. Onun öncesindeydi neydi? IŞİD'in varlığını iyicene arttırması üzerine, hatırlayacağımız üzere olayların gelişmesiydi. Ve ortada bir IŞİD vardı ve bu IŞİD'le IŞİD'in bir şekilde eylemlerine de göz yumulması da söz konusuydu ya da öyle iddia ediliyordu vesaire vesaire. O döneme dair pek çok soru işareti kaldı geriye zaten. Ne oldu? Nasıl oldu? Bunlar ayrı konular. Fakat şunu sormak istiyorum size. Şimdi ortada biraz önceki, sizden önceki bölümde de konuştuk. HDP'li seçmen diye bir değişmeyen milyonlarca insan var. O partiyi de kapatsan, şu partiyi de kapatsan, bu partiyi de kapatsan, bu Kürt seçmen diyor ki ben Türkiye'de siyasetin içinde kalacağım ve siyasete inanıyorum ve partimi destekliyorum. Ayrıca sadece Kürtlerden değil, bir miktar başka Kürt olmayan seçmenden de destek alıyor. Şimdi bunları, yani bu seçmen kitlesini de göz önüne alıyor musunuz? Yani evet tamam işte yani o barış süreci, demokratikleşme süreci de adlandırılan, çözüm süreci de olarak adlandırılan, muhalefetin farklı şekilde tanımladığı süreç sonuçta Kürt seçmenler için de bir şey ifade ediyordu. Bir normalleşme ifade ediyordu. Bir yeni adımı ifade ediyordu. Ama doğruydu, ama yanlıştı. Meclis içinde değildi, meclis dışındaydı. Bunlar ayrı tartışma konusu. Şimdi bu fezlekeler meselesinde dolayısıyla İYİ Parti olarak Kürt seçmeni nereye koyuyorsunuz ve nasıl görüyorsunuz? Bunu özellikle size soruyorum. Çünkü İYİ Parti'nin o konuda ne kadar hassas olacağı, nasıl bir dil geliştireceği, ne yapacağı çok önemli olacak. Yani dediğim gibi bu kısır olayın dışında Türkiye'nin geleceği açısından önemli olacak. Onu sormak isterim. O konuda ne diyeceksiniz? Çünkü Kobani olaylarında da geriye dönüp baktığımızda pek çok boyutu var. IŞİD boyutu var. Vesaire vesaire. Buyurun. Şimdi orada Kobani olayında hemen onu hızlıca geçelim. Kobani olaylarında, 6-7-8 Ekim olaylarında IŞİD boyutu, DAEŞ'in o dönemdeki taarruzları ve bu konuya ilişkin o bölgeye destek gönderilmesi, destek verilmesi ilişkin bir talep ve çağrı bir milletvekilinin, bir siyasetçinin siyaset diliyle o çözüm sürecinin de muhatabı olan, o çözüm sürecinde çünkü beraber ortaklaşmış bir durum var. Ortaklaştığınız bir durumda bunu talep etme metotlarınız bellidir. Siyasetin dili bellidir. O dönem işte 6551 sayılı yasayla idari, cezai ve hukuki sorumsuzluğu olan kamu görevlileriyle muhatapsınız. Üst düzey kamu görevlileriyle muhatapsınız. Onu da bırakın, siyasette en zirveyle muhatapsınız. Buralardan talep edeceğiniz hususları talep etme metodu yerine kalkıp da insanları sokağa çıkartma, 50 kişinin öldüğü bir olayda insanları sokağa çıkartma ve bir direnişe davet etme eylemini hiçbir gerekçe meşru ve mazur göstermiyor. Bu ayrı bir konu. Kürt, HDP'li seçmen yerine HDP'ye oy veren seçmen tanımlamasını ben siyaset dili açısından da daha efektif olduğunu düşünüyorum. Çünkü zira İYİ Partili seçmen, İYİ Parti üye olan seçmen ama İYİ Parti oy veren seçmen üye sayımızın 11 katı. Dolayısıyla burada biz özellikle bu sadece Kürt seçmen olarak da HDP oy veren seçmeni tanımlamıyoruz biz. Birçok protesto oyu da var HDP'ye giden oylar içerisinde. Türk siyasetine ve siyasetin sıkışmışlığına verilen bir tepki de var. Özellikle gençlerde HDP'ye doğru bir yönelim gözlemlendi. Çünkü o gençlerin ergenlikle birlikte o kendilerini mazlum ve dünyayı zalim gördükleri bir alanda kendilerini eşleştirdikleri bir yapı da var. Alt psikolojide, alt okumada. Çünkü bütün bunları bir arada değerlendirebilen bir kadro grubuyuz biz aynı zamanda. Şimdi bunu yaparken şurada çok net. Dün akşam bir programda ifade etme gereği duydum. Cumhur İttifakı'nın paydaşları
yıllardır ve aylardır HDP şöyle kötü, HDP böyle kötü, HDP şöyle terörle alakalı, böyle terörle alakalı. Ya dedim, yani bunu devamlı sürekli anlatmanıza gerek yok. Yani kamuoyunun zaten HDP ile ilgili bir algısı var. Biz İyi Parti olarak, sen genel başkanımız, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırdığını, terörle mesafesizliğini, yani bebek katiline liderimiz, teröriste gerilla, terör eylemine özgürlük mücadelesi denilen bir platformda terörle mesafesizlik nettir. Vatandaş da bunu anlıyor. Yani her 18 yaşına girene izah etme gereği duyar gibi HDP şöyle, HDP böyle, bunu biliyoruz. Her şeyi götürüp HDP ile ve terörle bağlamanıza gerek yok. Bunu zaten farkındayız. Bunun yerine HDP'ye oy veren seçmenin neyi protesto ettiği, HDP'de hangi ne yakınlığını bulduğunu analiz edip Türk siyaseti, iktidar muhalefet fark etmiyor, oraya ikame etmesi gerekiyor. Bugün iktidar için de HDP'yi kapatın, problem yok. Her tarafı kapatın, problem yok. Peki siz oraya onu kapattıkça ne ikame edeceksiniz? Siz iktidar olarak İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Milliyetçi Hareket Partisi de dahil olmak üzere orada seçmeni ne tür bir ikame oluşturacaksınız ki seçmen için bir algı alanı oluşturacaksınız? Bu politikayı ortaya koymadan toptancı bir yaklaşımla işlem gördüğünüz zaman işte o zaman biraz önce Sayın Çapan'ın sorduğu niye şimdi sorusu çıkıyor. Niye şimdi sorusu? Çünkü GARA operasyonuna ilişkin açıkta kalan soruları cevaplamaktansa şimdi böyle bir süreci oluşturup bütün ilgi ve alakayı buraya yoğunlaştırmak gerekiyor. Niye şimdi sorusunun bir cevabı daha? Bundan bir ay önce Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bir ay içerisinde bir aylık mühlet verdi yargıya. Bir siyasi partinin genel başkanı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bir aylık süre verdi. Bir ay içinde gereğini yapıyorsanız yapın, yapmıyorsanız biz gereğini yapacağız. Şimdi bu soruların hepsinin cevapları siyasetin ve siyaset dilinin içinde zaten bütün cevaplar yerleştirilmiş şekilde duruyor. İyi Parti, ben geçen hafta Sayın Müsavat Dervişoğlu, Sayın Salim Ensarioğlu, Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Burhan Tiryaki ve Genel İdare Kurulu üyelerimiz Orhun Ertürkmen Bey, Abdullah İlker Subur'la beraber geçen hafta Diyarbakır, Mardin ve Batman'daydık. Bu tartışmaların Türk siyasetinin merkezinde olduğu dönemde Diyarbakır, Mardin ve Batman'daydık. İnanır mısınız Sayın Paysın, değerli konuklar? Bir kişi bize bunları sormadı. Bir kişi. Ve biz Sayın Genel Başkanımız İstanbul'da Esenyurt'taydı. Esnaf gezisindeydi. Genel Başkanımızın esnaf gezisinin olduğu aynı saatlerde biz Diyarbakır Sur'da esnaf gezisindeydik. Aynı anda Edirne'de bir başka genel başkan yardımcımız milletvekilleriyle, bir başka genel başkan yardımcımız da milletvekilleriyle Kars'taydı. Bize bir kişi bunları sormadı. Bize herkes, ama bu çok önemli olduğu için altını çizmek istiyorum. 18 yaşındaki genç, 35 yaşındaki esnaf, 50 yaşındaki sanayici, 70 yaşındaki bana tesbihini hediye eden Diyarbakırlı amcam, Batmanlı kardeşim, Mardinli dostlarım bize önce adalet dediler. Yani şu an bizim önümüze gelen o anketlere bakıyoruz. İşte birinci sırada işsizlik, işte ekonomi kriz, ikinci sırada işsizlik. Bunları bize gelen anketler bu genel merkezler. Diyarbakır, Batman ve Mardin'in birinci sıradaki talep ve istek ve eksiklik adalet. İkinci sırada da ekonomi. O bölgede siz Kürt'ü, bir grup Kürt'ün almış dilini sündürüyor. Bir grup almış Kürt'ün dinini sündürüyor. Örs'te çekiç arasında sıkıştırılmış gibi Kürt'ün kendisine dokunan, Kürt'ün kalbine dokunan, Kürt'ün ihtiyaçlarının ne olduğunu dinleyen bir Allah'ın kulu yok. Kürt'ün talebi çok net. Kürt vatandaşlar diyor ki biz fırsat eşitliği istiyoruz. İdarenin hizmetlerinde fırsat eşitliği. Sosyal hayatta fırsat eşitliği. Bu binalarla, şunlarla, bunlarla, bunlar salt olmuyor.
Bunların hepsi bir bütün. Burada bazıları açık görüşü konuşmayı yapıyor. Efendim Rize'nin dağ köyünde de elektrik yok. Biz 2021 yılında Rize'nin dağ köyünde elektrik olacak. Pervar'da da elektrik olacak. 2021 yılında Silvan'ın köyünde insanların suya ihtiyacı giderilecek. Çorum'da da böyle bir sorun olmayacak. Bu devletin ödevi. Devletin ödevini başka ilçede, mahiyede, köyde, beldede yok diye o tarafla ilgili bir algı oluşturamazsınız. Fırsat eşitliği böyle yaratılır. İnsanların ekonomi, barınma, beslenme ve hepsini bırakın. Gençlerin hayal kurma hakkını hiçbir siyasetçi, hiçbir yönetici elinden alamaz. Evet. İyi Parti bir gencin Türk mü, Kürt mü olduğuna bakmadan onun hayal kurabilmesi için mücadele ediyor. Hayal kurabildiği kadar büyümesini, büyüyebildiği kadar bütünleşebilmesini ve devletine sadakat borcunu bu devlet için, bu millet için üreterek ortaya koyması için mücadele ediyor. Ve benim için Kürt'ün önünde arkasında kelime yok. Kürt kardeş, Kürt vatandaş, Kürt seçmen, Kürt meselesi, Kürt sorunu gibi kavram yok. Kendini Kürt diye tanımlıyorsa Kürttür, kendini Türk diye tanımlıyorsa Türktür. Bununla ilgili bir tartışma yok. Bu millete, bu devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan vatandaşın en önemli hususu nedir? Devletine sadakat yükümlülüğüdür. Birinci kural bu, sadakat yükümlülüğü. Sadakat yükümlülüğü nedir? Verginizi verirsiniz. Devletinize güvenirsiniz. Milletinize inanırsınız. Bunları yaparken en önemli motivasyonunuz nedir? Hayal kurabilmek. Bu gençlerin hayal kurma yeteneğini tekrar kazandırabilmek, yeni nesle bu hayal kurma eksikliğini hiç anlatmadan, hiç olmamış gibi bir Türkiye yaratabilmek İYİ Parti'nin hayali. Bu sırada terör ve terörün her türlü unsuruna İYİ Parti'nin duruşuyla ilgili minim bir sapma yoktur. Hiç kimse iktidar dahil, iktidarı destekleyenler de dahil bununla ilgili küçük hendek oyunları İYİ Parti'ye yapamazlar. İYİ Parti bu hendeklere düşmez. İYİ Parti bu anlamda efsunludur. İYİ Parti efsunludur. Duruş da çok nettir. Ama mücadele ve kavgamız, uzatıyorum özür diliyorum. Mücadele ve kavgamız Kürt seçmenle ilgili, HDP ile HDP'ye oy veren seçmenle ilgili İYİ Parti'nin Türkiye'de birliği, bütünlüğü ve fırsat eşitliğini sağlayabileceğini taahhüt edebilme yeterliliğimiz de var, gücümüz de var. Bizi takip etmeye devam ettiklerinde ve dikkatli ve etkili dinlediklerinde bunu göreceklerine ve inanacaklarından eminiz. Peki.